herkese hayırlı sabahlar, günaydın. Ben Muzaffer Alemdar, ekip arkadaşlarım Sema ve Özlem. Her zaman olduğu gibi yine sabah saat 9.30'da ekranlarınıza konuk olduk. Bugün de egzersizlerimizi yapacağız. Kondisyonumuz artacak, dayanıklı kapasitemiz gelişecek. Bu da bizim gün içinde yapacağımız işleri yorgunluk duymaksızın yapmamızı sağlayacak. Bu bizler için, herkes için çok önemli. Şimdi hiç vakit kaybetmeden egzersizlerimize başlayacağız. Ama egzersiz öncesi suyumuzu içtik, bir yarım muzumuzu ya da bir elmamızı yedik. Bu bize enerji verecektir. Isınma hareketleri, bacağımızı açtık. Yavaşça vücudum dik, omuzlarım geride. Kollarımı kaldırıyorum, nefes aldım. Ve aşağı doğru indirirken nefes veriyorum. Çok güzel. Kontrollü yapıyorum. Nefes aldım ve tekrar. Bu arada elektronik posta adresimizi hatırlatıyorum. ritmikyasam@trt.net.tr. Bize buradan gün her saate ulaşabilirsiniz. Geçen programımızda orta yaş ve üzeri yaşlı teyzelerimizi almıştık. Şimdi bugün genç izleyicilerimiz bizlerle birlikte tempoyu bugün biraz arttırabiliriz. Bugün havlularımızı kullanacağız. Eğer yanınızda yoksa hemen ufaktan banyodan alabilirsiniz. Yavaşça bırakıyorum. Şimdi tek tek uzattım. Ve diğer taraf kaldırırken nefes veriyorum ve vücudumu iyice uzatıyorum. Çok güzel. Yazın bitimine çok az günler kaldı. O yüzden bugünlerin tadını çıkaralım. Penceremizi açalım. Evet. Kahvaltı ettik mi buraya gelmeden önce? Ne yedik? Dolma. Tamam. Kahvaltıda dolma. Evet. Kaldırırken bıraktık yavaş. Şimdi uzatıyorum omuzuma doğru. Bir. Tekrar. İki. Kahvaltıda çok fazla yağlı yemekler yemeyelim. Daha fazla protein ve karbonhidrat ağırlıklı besinler yiyelim. Çünkü uykumuzda vücudumuz aç kalıyor bünyemiz. Onu karbonhidratlı ve sağlıklı proteinli besinlerle destekleyip enerjimizi gün içinde kullanabiliriz. Yavaşça bıraktık. Şimdi sağ ve sol. Bir. İki. Tekrar. Üç. Sabahları boş mideyle dolma gibi böyle biraz yağlı, genellikle dolmalar yağlı olur. Annelerimiz zeytinyağlı yaparlar. Onları yersek oradaki yağlar daha fazla bayanlarda, buralarda toplanır. Erkeklerde de burada. O yüzden sabahları dolma yemeyelim, tamam mı? Yavaş. Bıraktık. Şimdi aşağı doğru indiriyorum. Bu sefer yana doğru iyice belimi döndürüyorum. Tekrar. İyice. Burada da bel kaslarım esniyor. Bel kaslarımız bizim için çok önemli. Çünkü gün içinde olduğumuz yerde durmuyoruz. Rafa uzanıyoruz. Yukarıdan aşağı bir şey indiriyoruz. Tabakları, tencereleri bulaşık makinesine koyuyoruz. Bebeğimizi, çocuğumuzu kaldırıyoruz. O yüzden buradaki kaslara ben çok ağırlık veriyorum. Her programda. Buradaki kaslarımız ne kadar kuvvetli olursa sakatlıklara yakalanma riskimiz o kadar az olur. Bunu unutmuyoruz. Ve bıraktık yavaşça. Şimdi kollarımı kaldırdım. Parmaklarımı aşağı doğru uzatıp avuç içimi ileriye doğru itiyorum. Burada tam buradaki kaslarım geriliyor. Evet. Buradaki kaslarım ne kadar esnek olursa o kadar rahatlayacaktır. Yavaş bekliyorum ve bıraktım. Şimdi diğer kolum. Yavaşça uzatıyorum. Buradaki manzara çok güzel. Kartal sahindeyiz. Adalar tam karşımızda. Sizler de pencerenizi açın. Evet. Ve derin nefes alın. Bıraktık. Şimdi boynumu yana doğru döndürüyorum. Parçalarımız çok güzel. Tekrar diğer tarafa doğru uzatıyoruz. Bekliyoruz. Buradaki kaslarımızın esnemesi gerekiyor. Ne kadar esnek olursa o kadar kuvvetli olur. Bunu unutmayalım. Yavaşça bıraktık. Aşağı doğru indirdik. Bırakıyorum. Şimdi ayaklarım çaprazda. Bu pozisyondayım. Yavaşça aşağı doğru indiriyorum. Eğer buradaki kaslarım çok gerginse bu kadar yetebilir. Çok fazla zorlamayın. Eğer daha esneksen aşağı doğru iyice indirebilirim. Burada tam buradaki kaslarımız geriliyor. Buradaki kaslarımız ne kadar esnek ve uzun olursa biz gün içinde o kadar daha rahat hareket ederiz. Bel ağrılarımıza bile etkisi var buradaki kasların uzun olmasının. Esnek olmasının. Pardon. İyice uzatalım ve bekleyin. Sadece bekleyin. Eğer oturuyorsak, iş yerindeysek, avukatsak, bankacıysak ya da herhangi bir oturarak iş yapıyorsak hareketleri Özlem gibi yapabiliriz. Evet. Bıraktık.
Yavaş. Şimdi tek bacağımı kaldırdım. Ayak bileğimi döndürüyorum. Dışarıdan içeriye doğru. Evet. Ayak bileklerimiz biz yürürken, koşarken, zıplarken, mutfağa giderken her halükarda ayak bileklerimiz devrede. O yüzden onlara iyi bakalım, ihmal etmeyelim. Tekrar diğer taraf. İçe ve dışarı. Bugün yayından önce söylemiştim Seva, temizlik yaptım diye. Nasıl? İyi yapabildim mi? Kaslar iyi çünkü. Evet. Kaslarımız iyiyse, dayanıklı kuvvetliyse temizlik yaparken zorluk çekmiyoruz. Sema 6-7 saat yapıyor ve hiç zorlanmıyor. Çünkü kasları esnek ve kuvvetli. Eğer bizler de bu programı izlersek, dışarıda yürürsek kaslarımız dayanıklı ve esnek olacaktır. O yüzden hareket yapmayı ihmal etmeyelim. Yavaşça uzatıyorum. Aşağı doğru indirdim. Şimdi yana doğru. Bir. Bugün tempoyu biraz arttıracağımı söylemiştim. Sağ ve sol. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Devam edelim. Burada çalışan kas grubum, sırt ve omuz kas grubum ve bacaklarım geriye doğru uzatıyorum. Bacak kaslarım da aktif. Ama hareketi durmaksızın yaptığım ve çok tekrar yaptığım için burada kalp ve akciğer kapasitem gelişiyor. Kalp kasım kuvvetleniyor. Evet. Ve bıraktım. Yavaş. Şimdi yuvarlak bir şekilde döndürüyorum. Evet. Vücudumla birlikte aşağıya ve yukarıya doğru. Evet. Devam edelim. Nasıl? Hissediyor muyuz kaslarımızı? Bizi izliyor musunuz? Devam. Çok iyi yapıyorsunuz. İsminiz neydi? Emrah. Tamam. Hande Hanım. Hareketleri indirirken iyice yukarı kaldırın. Evet. Yavaş. Güzel. Devam edelim. Ve bekliyoruz yukarıda. Şimdi tam tersini yapıyorum. Aşağı doğru indirdiğim ve tekrar. Evet. Çok güzel. Nasıl gidiyor Özlem? Güzel. Hissediyorsun umarım. Evet. Genç izleyicilerimiz de burada. Yaşımız kaç? Dün geçen yayın programında 78 yaşında, 80 yaşında teyzelerimiz vardı. Çok dinçtiler. Onlar ama bu yaştan itibaren egzersiz yapmaya başladılar. Sen de onlar gibi egzersiz yapıp o yaşlarda daha dinç olabilirsin. Unutma, tamam mı bu söylediklerimi? Tamam. Şimdiden önlemimizi almamız lazım. Yavaşça. Öne doğru. Bir. Tekrar. İki. Yavaş. Üç. Tekrar. Dört. Burada çok fazla eğilmiyorum. Beş. Burada omuz kaslarımla birlikte bacak kaslarım, kalça kaslarım çalışıyor. Dizleri çok ileriye uzatmıyoruz. Devam edelim. Evet. Tekrar indirebilirsin. Çok dinç gözüküyorsun maşallah. Biraz daha indir bence. Evet. Çok iyi. Ve son. Bıraktık. Yavaş. Yürüyorum sadece. Havlularım burada. Sağ sola adım atacağım. Müzikle birlikte. Güzel. Havluları hiç bırakmıyorum. Aynı anda yapacağız. Ve hareketleri yaparken mutlaka gülümseyelim. Sabah saat 9.30 civarı güne gülümseyerek ve kaslarımızı çalıştırarak başlarsak gün içinde daha stres yaşarız. Çünkü metabolizmamız hızlı. Yavaş. Şimdi. Bir. İki. Biraz daha tempoyu arttırdık. Devam edelim. Biraz daha canlı çünkü bugün daha genciz. Biraz daha hızlı yapabiliriz. Çok iyi. Şimdi bıraktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Sanki yerde bir golf topu var ve bu da bir golf sopası. Biz ona sağa sol vurmaya çalışıyoruz. Evet, kendinizi bir an için golf oynarmış gibi düşünün. Yerde bir top var Sema. Bu golf topuna vurmaya çalış. Acemisin, vuramıyorsun ve savuruyorsun. Bunu düşün. Evet. Tamam Sema, güzel. Bıraktık. Havlularım hala burada. Bir, iki. Havlularım hala burada. Bu sefer hareket etmiyor. Biraz sonra yine üst bedenimi devreye sokacağım. Evet. Eğer oturuyorsak yine Özlem gibi hareketleri yapacağız.
Devam. Çektik. Şimdi kaldırıyorum. Göğsüme doğru indireceğim. Bekliyorum. Müzikle birlikte yukarıya doğru. Bir, iki, üç, dört. Özlem'in, evet, Sema'nın en sevdiği kas grubu, omuz kas grubu. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Ne kadar kuvvetli olursa o kadar iyi. Ve aynı zamanda bacak kaslarımız devrede. Devam edelim. Son ve bıraktık. Yürüyoruz. Süper. Havluyu bu şekilde koyuyoruz. Bugün kondisyonumuzu biraz arttıralım. Nabzımız artsın. Yavaş. Evet. Bu arada elektronik posta adresimizi hatırlatayım. ritmikyasam@kelete.net.tr. Bize buradan dün her saati yazabilirsiniz. Şu an nabzımız belirli bir sayı üzerinde. Bu ne demek oluyor? Kolesterolümüz varsa, özellikle kan yağlarımız varsa, nabzımız yükseldiği için damarlarımızdaki kan akışı hızlanıyor ve orayı temizliyor. O yüzden bu hareketleri yaparak kolesterolümüzü ve şekerimizi daha en aza indirebiliriz. İlaçtan daha etkili olabilir. Unutmayın bunu. Yavaş. Şimdi. Bekliyorum. Sol tarafta doğru. Hafif hafif sıçrayacağım. Yavaş. Aynı anda. Eller burada. Çok güzel gidiyor. Bıraktım. Yürümeye devam. Harika. Şimdi havlumun tam ucundayım. Bacaklarımı açıyorum. Küçükken ip atlardık. Hatırlıyor muyuz? Şimdi biraz ip atlayalım. Bir. Yavaş. İki. Üç. Devam edelim. Dört. Beş. Ben de çok ip atlardım. Altı. Devam edelim. Yedi. Sekiz. Öne doğru. Bir, iki, üç, dört. Geriye şimdi. Aynı anda yapacağız. Çok hızlı değil. Birlikte. Bir, iki, üç, dört. Tekrar. Bir, iki, üç, dört. Geriye. Bir, iki, üç, dört. Tekrar. Bir, iki, üç. Süper. Bir, iki. Elleri de göreceğim. Son. Bir. 2, 3, 4. Yürüyoruz. Kan akışımız hızlandı. Oradaki kolesteroller, kan yağları temizlendi. Bunu unutmayın. Bu bir örnek. Eğer egzersizlerimizde yaparken kan akışımız hızlanırsa bizim oradaki kolesterol, kötü kolesterol dediğimiz onlar damarlar genişlediği için bu kolesterol olanlar için çok önemlidir. O yüzden her zaman egzersiz yapalım. Devam edelim. Yurt dışında ilaç vermeden önce egzersizleri tavsiye eden bazı doktorlar biliyorum. Onları çok seviyorum. Burada da doktorlarımız var. Onları daha çok seviyorum tabii. Devam edelim. Ayaklara doğru uzanıyoruz. İyice uzatıyoruz. Bir. Tekrar. İyice uzatıyorum. İki. Devam edelim. Tekrar göğüse. Üç. Aynı anda. Tekrar. Dört. Beş. Tekrar. Altı. Son iki. Yedi. Son kez. Burada bel ve omuz kaslarımız devredeydi. Bıraktım. Şimdi aşağıdayım. Çenemin altına doğru çekiyorum. Bir. Yavaş. İki. Tekrar. Üç. Aynı anda. Dört. Nefes veriyorum. Şimdi biraz önce kardiyo egzersizleri çalıştık. Kalp ve damar sistemimizi çalıştıran egzersizler yaptık. Bunu hemen şu şekilde anlayabiliriz. Yanınızda çocuğumuz varsa, oğlumuz varsa ona bir seslenelim ismiyle. Merhaba diyelim. Eğer zor çıkıyorsa bu egzersizden verim almışızdır.
Ama normal konuşur gibi konuşuyorsak daha az verim almışızdır. Mesela Seba bana seslenebilir misin Muzaffer diye. Evet, Muzaffer derken biraz kısık dedi. O yüzden Sema iyi çalışmış demek. Bıraktık, yavaş. Şimdi bırakıyorum. Vücudum dik. Ayaklarım, dizlerim bükülü hafif. Kollarım önde. Öne doğru çekiyorum. Bir. Aynı anda. İki. Burada en önemli nokta, buradaki kürek kemiklerinizi geriye doğru itip oradaki kasları hissedip sıkıştırmamız. Hani hep söylüyorum ya gençlerimizde şurada, evet, çok öne doğru yazı yazmaktan, hep bilgisayarla oynamaktan öne doğru bir eğrilik görüyoruz. Ama bu hareketlerle buradaki kasları çalıştırıp, kuvvetlendirip bu problemlerden kurtulabiliriz. Bunları ihmal etmeyin, tamam? Süper. Yavaş ve aşağıda bıraktım. Geriye doğru adım atacağım, yavaşça. Bir. Tekrar. İki. Geçen programda orta yaş üstündekiler için göstermiştim. Tekrar etmek istiyorum izlemeyenler için. Onlar açıları çok hafif tutacak, çok küçük. Evet. Aynı anda. Güzel. Yavaş yapıyorum. Buradan gösteriyorum. Yaşlarımız için dizlerin açısı çok fazla. Evet, kapanmıyor. Ama eğer gençsek, yaşımız biraz daha aşağılardaysa yana doğru, aşağı doğru iyice bükebiliriz. Evet. Şimdi son. Bırakıyorum ve bıraktım. Yavaş. Nefes alıp veriyorum.